Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video atmıyordum ama bugün bir video koymak istedim. Çünkü basit bir sorun var. O sorunu nasıl çözeceğinizle alakalı bir video atmak istedim. Sorun şu. Avalice'in simülatöründe 11.4'ün üzerine çıktığımızda AvOKey istiyor. AvOKey elinde olmayan arkadaşlar için bu videoyu çektim. Yanlışlıkla okumadan 12 ya da 12 üzeri yüklediğinizde bilgisayarınızdan kaldırsanız bile AvOKey istediğini göreceksiniz. Bu hatayı nasıl düzeltiriz? Önce şunu yapacağız. Hatayı görelim önce. Önce atıyorum 12'yi yükleyeceğim ben. Download Avalice sitesine geliyorum. Download kısmına giriyorum. 12'yi bilgisayarıma yükleyeceğim. İşlemler biraz uzun sürecek. Sonra tekrar 11.4'e geçmeye çalışacağım. Yani burada 16, 15, 14 diye diğer sürümler de var. Burada gördüğünüz gibi 12'de AvOKey'i istiyor. Ama 12'nin altında bir yüklerseniz 11.4'ten sonrasını, öncesini yüklerseniz herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. AvOKey'iniz varsa elinizde direkt buraya basıp AvOKey'i indirebilirsiniz. 12'yi indirebilirsiniz ya da işte diğer sürümleri indirebilirsiniz. Ama elimizde AvOKey olmadığını düşünüyorum ve buradan indiriyoruz. Ama şöyle de bir şey var. Mesela Protact'a girelim. Onları da bir göstereyim. AvOKey nedir? Ne işe yarar? Onu da kısaca gösterelim. Burada bir AvOKey var. Bu internal AvOKey. Bunu distribütörünüzden temin edebilirsiniz. Bunu gidip distribütörden benim mikserime 12 ve üzeri sürüm yükleyeceğim deyip bunu oradan isteyebilirsiniz. Bu da yanınızda taşıyacağınız flash disk gibi 12 ve üzeri için herhangi bir bilgisayarda kullanabileceğiniz bir AvOKey. Bende bu var. Bu sadece editör key. Bunda sadece tek bir line kullanabiliyorsunuz. Çalışmalarınızı bunun üstünde devam ettirebiliyorsunuz. Bir geri gelelim. Biz download kısmına tekrar geri gidelim. Protact'tayız. Ben hemen şimdi bu indirmeyi göstereceğim. Bu linkleri de koyarım ama aslında çok basit. Avalice sitesine girip download bölümünden indirebilirsiniz. AvOKey'im olmadığını düşünüyorum ben. Şöyle yapalım. Önce AvOKey'imiz yok. Yanlışlıkla bunu indirip kurduğumuzu düşünelim. Bunu indirelim. Sizden account şifrenizi isteyecek. Bunu açtığınızda indirmeye başlayacak. Ben bunu masa üstüne indiriyorum. İnme işlemi biraz sürebilir. Videonun bu kısımlarını hızlandırırım. Kurulum işlemlerini de aynı şekilde hızlandırırım. Benim şu an bilgisayarımda herhangi bir Avalice programı yüklü değil. Baştan yüklüyormuş gibi tekrar size göstereceğim. Evet, inme işlemi bitti. Hemen ben bu programı nasıl kuracağınızı göstereceğim. Hemen buradan Titan PC Suite'i çalıştırıyorsunuz. Bu işlem de biraz sürecektir. Evet diyoruz. Kurulum başlıyor. Next, I agree. Üçü de işaretli. Üçünü de kullanmak istiyorum. Install dediğimde kurmaya başlıyor. Ben videonun bu kısmını da hızlandıracağım.
Evet, yükleme işlemi bitti. Yükleme işlemi bittikten sonra burada next diyoruz. Bir kere reboot etmemizi istiyor. Bilgisayarımızı reboot ettikten sonra programımızı başlatacağız. Ben şimdi bilgisayarımı yeniden başlatacağım. Hemen geleceğim. Kurduk Titan'ı. Şuraya Titan yazalım. Buradan dosya konumuna gidelim. Bunu masa üstüne bir gönderelim. Titan'ı kurduk. Bakalım çalışacak mı? Bilgisayarımızda şu an herhangi bir şey takılı değil. AVOK takılı değil ya da Titan One takılı değil. Direkt başlattık. İzinleri veriyoruz. A izinleri bu. Bizden şöyle bir şey istiyor. Şu an AVOK'yi istedi gördüğünüz gibi. Şimdi burada yapmamamız gereken, bu hatayı almamak için yapmamamız gereken şeyi söylüyorum. AVOK'imiz varsa bir AVOK'yi takalım, bir deneyelim. AVOK'imizi hemen takıyoruz, deniyoruz. Bakalım çalışacak mı? Taktım. Şimdi tekrar başlatıyorum. Bu hataları sonra gösteririm. Erişime izin ver dedim. AVOK'imizi gördü ve program çalıştı. AVOK varsa herhangi bir sorun olmadan çalışıyor. Şimdi bunu kaldırsak bile şey sıkıntısı alıyoruz. Tekrar bizden AVOK sıkıntısı oluyor. Çünkü elimizde AVOK olmadığını düşünüyoruz şu anda. AVOK hatasını düzeltmeye çalışıyoruz. AVOK'imi tekrar çıkarttım bilgisayarımdan. Şimdi buradan kaldırırsak denetim masasından program ekle kaldırdan şurada Avalice'in Titan 12 gördüğünüz gibi ya da PC Suite'den buradan kaldırırsak tekrar sizden AVOK isteyebilir. O nedenle biz bunun bütün kalıntılarını kaldırmak istiyoruz ki bu hatayı almayalım. Bunun için gerekli olan iki tane program var elimizde. Biri Revo Uninstaller, birisi CC Cleaner. Bu Revo Uninstaller'ı internetten indirebilirsiniz. Bulursam linklerini de koyabilirim. Revo Uninstaller'ı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Tek tek de kaldırabilirsiniz. Ama benim önerim şuradan PC Suite 12'yi seçin direkt. Buradan işaretleyin tekini. Kaldır tuşuna basın. Herhangi bir kalıntı kalmaması için bu iki tiki kaldırdım. Bulunan tüm kalmış öğeler otomatik olarak silinsin seçeneğine tıkladım. Devama bastım. Bu işlem de biraz uzun sürebilir. Bu kısımları ben hızlandıracağım. Silmek istiyor musunuz? Evet, silmek istiyoruz dedik. Bu kısmı hızlandırırım ben. Evet, kaldırma işlemi tamamlandı. Tamamlandıktan sonra böyle bir ekran çıkacak karşınıza. Buna tamam diyoruz ama bilgisayarımızı yeniden başlatmıyoruz. Sonra burada tara seçeneği var. Taraya basıyoruz. Revo Uninstaller bütün kalıntıları tarayacak bilgisayarımızdan. Bu da biraz sürebilir. Tarama işlemi tamamlandı, temizlendi. Kapatıyoruz. Artık burayla işimiz yok. Bilgisayarımızda Titan'la alakalı hiçbir şey kalmadı. Ama şu kalmış. Şöyle şunu sildik manuel olarak. Geri dönüşümü de boşaltıyoruz. Şimdi yapmamız gerekense klasörlerdeki temizliği yapmak. Onu da nasıl yapıyoruz? Bilgisayarıma girdik.
Eğer şovunuz varsa bu belgelerimde bunu ben masa üstüne çıkarttım. Bunu siliyorum. Ya da yedeğini alıyorsunuz. Ben şu an yedeğimi burada aldım. Siz buradan yedeğinizi alın. Sonra bilgisayarım C'nin içerisine giriyoruz. C'nin içerisine. Görünümden göster sekmesinden gizli dosyaları göster sekmesini basıyoruz ki gizli dosyaları görelim. Program data klasörünü görmemiz lazım. Buna basıyoruz. Burada bir Avalanche klasörü var. Bunu siliyoruz. Sonra geri geliyoruz. Program file list'teki diğer program file list pardon. Program file list'teki Avalanche klasörünü siliyoruz. Bakın bir sürü şey bu. Devam dedim tekrar. Silmeye devam ediyor. Amacımız herhangi bir kalıntı bırakmadan AVOK hatasını almamak. Bir de burada kullanıcılar klasörü var. Bunun içerisinde bilgisayarınızın adı olan klasöre giriyoruz. Application Data'ya giriyoruz. Local tekrar burada Avalanche klasörünü siliyoruz. Geri geldik Remaining'in içerisinde. Tekrar Avalanche klasörünü siliyoruz. Kontrol edeyim. Burada başka yok. Bunda da yok. Bunda da yok. Tamam. Kontrol ettikten sonra işlemimiz bitmedi. Bilgisayarı yeniden başlatmadan önce CC Cleaner'ı indiriyoruz. Tekrar çalıştırıyoruz. Burada kayıt defterine geliyoruz. Sorunlar için tarama yap seçeneğine tıklıyoruz. Bize hataları gördüğünüz gibi düzeltiyor. Sonra şurada seçili sorunları incele seçeneğine basıp yedek kalmadan hayır diyoruz. Tüm sorunları gider diyoruz. Kapat. Tekrar bir daha deneyelim. Bakalım başka hata bulacak mı? Bulamadı. Tamam. Şimdi bundan sonra bilgisayarımızı yeniden başlatacağız. Ben de yeniden başlattıktan sonra tekrar sizinleyim. Görüşmek üzere. Şimdi ne yaptık? 12 yükledik ama elimizde AVOK yoktu. Ve tekrar 11.4'e döndüğümüzde tekrar AVOK istiyordu. Avalanche'in sitesinde belirttiği üzere şöyle açayım. Belirttiği üzere download kısmına geldiğimizde eğer ki 16 yani 12 ve üzerini indirirsek bilgisayarımıza kurarsak bizden AVOK isteyebilirdi. Biz şimdi tekrar 11.4'e dönmek istiyoruz çünkü AVOK'imiz yok. Bu AVOK'yi bu arada distribütörlerinizden temin edebilirsiniz. AVOK burada bir sonraki sayfada. Şu mikser için Avalanche'in içerisine sabit monte ediliyor ve bu o orada kalıyor. Artık AVOK sorununuz kalmıyor. Bu normal bizim gibi kullanıcılar için yanında taşıdığı ve bilgisayarında kullandığı çoklu evren kullanabileceği, DMX evreni kullanabileceği bir şey. AVOK. Bu da bende bulunan, mesela bende bu var. Bunda sadece bir tane çıkış alabiliyoruz. AVO için, Titan için. Şimdi bilgisayarımızı temizledik. Artık 12 ile işimiz yok. Bunu da silelim. Size AVOK'in 11.4 versiyonunu nasıl yükleyeceğinizi göstereceğiz. Tekrar buraya geliyoruz arkadaşlar. Burada avalanche.com sitesine giriyoruz. Buradan download kısmına geldikten sonra Titan One'ın üzerine tıklıyoruz. Titan One'ın üzerinden 16 değil, bunlar değil, 11.4'ü download ediyoruz. Sizden bir şey isteyebilir, hesap isteyebilir. Bununla ilgili videomuz zaten var. Buraya şifrenizi ve kullanıcı adınızı giriyorsunuz. İndirmeye başlıyorsunuz. Burada yanlış olmuş. Evet. Pardon. Gene yanlış oldu.
kullanıcı adınızı girdikten sonra bunu tekrar 11.4 setup'ı masa üstüne indiriyorsunuz. Ben yine bu kısımları, indirme, yükleme kısımlarını hızlı hızlı geçeceğim. Evet, indirme tamamlandı. İndirme işlemi bittikten sonra bakalım 11.4 egzemiz burada. Biz bunu hemen çalıştırıp kuralım. Evet dedim. Next diyorum. Tekrar I agree 3 işareti seçili. Install dediğimde kurmaya başlıyor. Bu işlem bittikten sonra ben yine burayı hızlandırıyorum. Bu işlem bittikten sonra bilgisayarımızı tekrar yeniden başlatmamızı isteyecek. Sonra görüşürüz. Evet, yükleme işlemi bitti. Yükleme içtikten sonra böyle bir ekranla karşılaşıyoruz. Buradan sonra next diyoruz ve tekrar next diyoruz. Bilgisayarımızı yeniden başlatıp avokeyimiz olmadan 11.4 versiyonunu tekrardan kullanacağız. Şimdi bilgisayarımızı yeniden başlattık. Titan'ı tekrar bakalım. Çalıştırdığımızda sorun yaşayacağız mı? Bunu istiyorsanız masa üstüne kısa yol olarak da atabilirsiniz. Nerede gönderdik? Masa üstüne kısa yol olarak oluşturdum. Artık sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Başlattık. Gerekli izinleri vereceğiz arkadaşlar. Buradan Titan One'ı seçtim. Erişime izin ver dedim. Windows güvenlik duvarı bizden erişim isteyebilir. Tekrar erişime izin ver dedim. Şimdi bizden kullanıcı adı isteyecek ya da yani aktivasyon isteyebilir. Lisans lazım diye soruyor. Manuelde girebilirsiniz. Eğer onu aslında çekmiştim, licensing ile alakalı bir video. Biz internetten basit bir şekilde activate edeceğiz programımızı. Buraya tekrar kullanıcı adımızı yazıyoruz. Buraya da şifremizi yazıyoruz. Böylelikle Titan One tekrar bizden herhangi bir avokey istemeden açılmış oldu. Bu videoyu sorun yaşayanlar için çektim. Bu tarz orijinal yazılımlarda ve orijinal Titan mikserlerde bu tarz sorunları yaşayanlar için başka sorusu olan ya da başka sorunu olan varsa onunla ilgili de videolar, yani bu tarz videolar istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Teşekkür ederim. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Tekrar görüşmek üzere.